SporX. Fatih Terim'den The Atletis Röportaj. Röportaj, Fatih Terim. Galatasaray'da görevden ayrılan Fatih Terim, The Atletik'ten Nick Miller'a özel bir röportaj verdi. Galatasaray'dan ayrılması, geleceği hakkında konuşan Fatih Terim röportaja, Allah, bir futbol adamı olarak bana tüm başarıları yaşama şansı verdi, sözleriyle başladı. İşte Fatih Terim'in o röportajı. The Atletic'in yorumu. The Atletic'in Fatih Terim yorumu, Fatih Terim, Türk futboludur. İngiltere'de Fatih Terim'e eşdeğer birin bulmak çok zor, çünkü yok. Son 30 yılda Türkiye'deki futbolu en iyi anlatan isim. 3 kez Türk milli takımını çalıştırdı. Euro 96 ya ülkesini götürdü, Euro 2008'de yarı finali var. Ülkenin en büyük ve en başarılı kulübü olan Galatasaray'ı 4 kez çalıştırdı. 8 lig şampiyonluğu, bu bir rekor, 3 kez Türkiye kupasını kazandı. 2000'de Arsenal'i yenerek UEFA kupasını aldılar ve bunu başaran tek Türk menajer olmaya devam ediyor. 30 yılda Türkiye'de oyun üzerine eğildi ve birçok şey yaptı. Lakabı İmparator. 1997-200 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında bu lakap Galatasaray taraftarı tarafından ona verildi. Fatih Terim'in cevabı. The Atletik ekibi, İstanbul trafiğini hafife aldıklarını belirterek, röportaja geç kaldıklarına röportajda yer verdi ve Fatih Terim'e bir özür mesajı gönderdiklerini söylediler. Terim'in ise, şoföre Terim'in evine gittiğini söyle. O zaman, zamanında burada olacaksın, yanıtı verdiği belirtildi. Ayrılık itirafı. Ayrılıkla ilgili konuşan Fatih Terim, bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacak dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var, ifadelerini kullandı. Türkiye'de başka takım olmaz. Galatasaray'dan başka bir Türk kulübünü yönetebilir mi, sorusuna yanıt veren Fatih Terim, imkansız, yanıtını verdi. Beş kat fazla para verdiler. Galatasaray'la ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim, Galatasaray'a biletim hep tek yöndür. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş. Kulübüm, beni istediğinde, hayır, diyemedim. Galatasaray benim evim. Bu benim ailem. Ailemin yanına geldim. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür. Size ihtiyacımız var, diyorlar ve sözleşmenin üzerindeki rakamı kontrol etmeden imza attım. Futbol oynarken, birçok kulüp beni istiyordu. Galatasaray'ın teklifinin 5 katından daha fazla para teklif edildi ama Galatasaray'a imza attım. Bir kulübe ait olmak. Ben Galatasaraylıyım ve bunu gösterdim, açıklamasını yaptı. Maço, otoriter, kabadayı. The Athletic yer alan röportajda Fatih Terim için aleni bir erkekliğin özüdür. Agresif, otoriter, göğsüne kadar açık gömleği. Bir tür maço figürü anlamına gelen, kabadayı olarak görüldüğü dönemler de var. Fatih Terim bunu kabul etmiyor ama restoran ziyareti ev orada yaşanan kavga, bu söylentilerin bir miktar doğru olduğunun ufak kanıtı, yorumu yapıldı. Fatih Terim ise, karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden bu yana hep aynı Fatih Terim'im, sözlerine yer verildi. Nasıl defans oldu? Fatih Terim'in Galatasaray kariyerine orta saha olarak başladığı ama sonrasında savunmaya geçtiği anlatılırken, deneyimli futbol adamı, o günleri şöyle anlattı, teknik direktörümüz Don Have yüzünden pozisyon değiştirdim. Orta saha oyuncusuydum ama Avrupa Kupası maçında Rapid Viena'ya karşı Fatih, libero oynuyorsun dedi. O andan itibaren kariyerimin sonuna kadar bir libero oynadım. Have, Malcolm Elias'ın, Arthur Cox, Brian Birch. Birçok İngiliz teknik adamla çalıştım, dedi. Terim'in unutamadığı an. Fatih Terim, teknik direktörlüğünü yapan Malcolm Melayso'nun Euro 96'da koltuk değnekleriyle kendisini ziyaret etmesini de duygusal bir şekilde anlattı. Fatih Terim, onu içeri almadılar. Dışarı çıktım ve Malcolm'u gördüm. Soyunma odasına getirdim. Hey çocuklar, bu benim antrenörüm, dedim. Çok duysaldı, ağlamak üzereydi. Fatih seninle gurur duyuyorum ve bu anlar, benim için harika hatıralar, sözleriyle geçmişten bir anısını paylaştı. Allison ile gece çıkmaları. Fatih Terim, Malcolm Elias'ın döneminde yaşadıklarını da anlattı. Fatih Terim, bir sevgilisi vardı, adı Serena'ydı, o bir playboy tavşanıydı. Bay Elias'ın, geceleri beni ve onu dışarı çıkarırdı. Ama sabah bunu telafi etmek için ekstra idman yapardık, açıklamasını yaptı. İngiliz hocalar için sözleri. İngiliz hocalardan ne öğrendin sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, disiplin. Disiplin ve ciddiyet. Antrenmanlarda ve maçlarda öğrendiğim en önemli şey bunlardı. Ancak saha dışında oyuncuların rahat olmasını isterler. Kar yağsa, hava dondurucu soğuk bile olsa hep şort giyerlerdi. Herkes çift eşofman giyerken, onlarla şortla çıkardı, ifadelerini kullandı. Türkiye'de imkansız. Duvarında Alex Ferguson ile olan resmi üzerine konuşan Fatih Terim, en önemli futbol adamlarından biri. Başardıkları nedeniyle teknik adamlığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de onun gibi 27 yıl bir takımı çalıştırmak imkansız. Türkiye'de 27 yıl, 50 yıl gibi olur, dedi. Leeds kaybetseydik, ölmeselerdi. İstanbul'da iki Leeds United taraftarının öldürülmesi hakkında konuşan Terim, Arsenal'den önce Leeds hakkında konuşmalıyım. Maçı kaybetseydik benim için daha iyi olurdu ve Leeds taraftarları hayata kalırdı. Her zaman o Leeds taraftarlarını düşünürüm. İnşallah huzur içinde uyurlar açıklamasını yaptı. Newcastle, Chelsea. The Athletic Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan günlerinin yanı sıra Underpillo'nun kurallara alerjisi olan gerçekten garip bir adamdı. Öğle yemeğine geç gelirdi, resmi görüşmelere kravatsız gelirdi. Dizi izlemek için erkenden giderdi, sözlerine yer verildi. Bobby Robson'ın Newcastle'dan ayrıldığında kulübe Fatih Terim'i tavsiye ettiği, Luis Felipe Scolari'nin Chelsea'den ayrılmasının ardından gündeme geldiği vurgulandı. Milli takım mı, Galatasaray mı zor? Milli takım mı, Galatasaray mı daha zor sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, "Milli takım çünkü tüm ülkeden sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı ve beyaz, kırmızı ve sarı değil. Herkes seni sorgular. Bunu hissedersin. Galatasaray'da sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Omuzlarım bu baskı yüzünden asla düşmedi." dedi. "İnsanlar hücum istiyor." Futbolun değiştiğini ve insanların savunma futbolunu sevmediğini anlatan Terim büyük oyunculara teknik direktörlük yaptım. Şimdi çocuklarımdan daha küçük futbolcular var. Futbol asla durmaz. Her gün değişir. Özellikle oyunun yoğunluğu, ritmi artık çok daha yüksek. Oyunu savunmadan geliştirmekte ısrarlı çok fazla kulüp var. Geçiş oyunları artıyor. Oynamak isteyen takımların çağındayız. Geçmişte rakibin oynamasını engellemek popülerdi. Artık insanlar bu takımları izlemekten hoşlanmıyor. İnsanlar sert bir maç izlemek istiyor ama top oynanan. Oyununuzda rakibini yok etmelisiniz, ifadelerini kullandı. Türk futboluna miras. Geleceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Fatih Terim, geleceğim hakkında karar vermedim. Yakında karar vereceğim. Ama şu an bilmiyorum. Kazandığım tüm şampiyonluklardan çok daha önemlisi şu, Türk futboluna önemli bir miras bırakmak istiyorum. Bir oyun, bir mentalite, teknik direktör olarak olarak hayat. En gurur verici şey benim için bu olacak. İnsanların bana olan sevgisi paha biçilemez bir şey diyerek sözlerini noktaladı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.